dinliyorum. Gönül, ben seni tutuyorum Gönül. Dışarıda, kenarda, köşede söyleyemedim. Heh. Burada söyleyeyim. Tüm Türkiye duysun. Ben alamazsam eğer sen al bebeğim, olur mu? Olur bebeğim. Hadi ben bileziklerden de burada geçtim de ben de çeyreklere kaldım. Bugünkü çeyreği alayım da. Ben de burada tüm Türkiye önünde dedim. Ben kazanamıyorsam sadece Ayten değil, Gönül ve Ayten alsın dedim. Senin gibi birini yanıma çekmeye çalışmadım. Senin aklın çıkıyor ben kazanacağım diye. Şu bilezikler benim masama geldi. Sen nasıl, ne hakla gelip kendin beş aldığın zaman gelip bunları kucaklayıp kaldırarak oynuyorsun? Hayatım. Burada diyorsun ki bir tane altın için ağlıyorlar. Ben sadece ailevi mevzularda ağlıyorum. Aynen ben öyle. Ben senin masandayken bunlar gelip dokunmadım bile. Dokunmadım. Hayatım. Yanından bile geçmedim. Hayatım. Senin gözün o kadar altın bürümüş, o kadar korkuyorsun ki benim masamda olan şeyi, bana ait olan şeyi alıp kaldırarak sana yüzün ait kızarmadan değil oynuyorsun ya. Sana hey ait değil. Hey. Hey. Sana ait değil ki ben sen kazanmamıştım. Emaneten duruyor. Emanetti. Evet, emanetti. Ben emanete saygı duydum ve gelip ben benim masamda olmayan bir şeye dokunmadım. Benim enerjimin düşük olduğunu söyledin ama kusura bakma, benim enerjim şurada herkesten yüksektir. İnanıyor musunuz? Ayten bütün kuralları benim enerjimin yüksekliğinden kazanmıştır. Burada hiç kazanmadıysa 6-7 tane kurayla altın kazanmıştır. Sen bana getirin bu tabloyu atarsan ben de onlara dokunurum. Hatta onları severim, okşarım. Buna sen karışamazsın. Sen ne yap biliyor musun? Bunları gel, hatta gel. Gel, sana bir dakika süre veriyorum. Gel bu bir dakika sürede. Yarın bunları ben koluma taktığımda gözünün ucuyla bile bakamayacaksın. Çünkü o başın yerde olacak. Gelip bir dakika sevmene izin veriyorum. Ben eğer kaybedersem de, gel, kazanırsam da dimdik geldim, dimdik giderim. Ben senin gibi altına bileziği ağlamam. Var olan şeyi kaybetmiyorum. Neyi ağladın? Kazanamadım derim. Neden gelip bileziklerimi seviyorsun, okşuyorsun? Sadece neden kazanamadım derim. Kaybettim demem. Bilezikler senin değil ki, senin masanda. Masanda duruyor Ayten, benim tamam değil tabii ama ki ya. Değil. Masanda duruyor. Senin, senin masandaki şeyi gelip ben alsam. Ben de gelip böyle yapabilirim. Sen de gelsin. Ya, Gönül de gelsin sevsin. Ben de böyle yapabilirim. Yani son gün arkadaşlar, ben bu kadar bir vicdansız, insafsız değilim. Bana haktan, adaletten bahseden insanlar hala arkamızdan, yani kayınvalideleriniz için söylüyorum, gidip kuytu köşelerde ittifak kurmanın peşinde. Siz bunu biliyor musunuz? Bilmiyorum hayatım. Bilmiyorsun, ben de buna inandım yani. Kenarda köşede değil, ulu orta konuşur. Biz de konuşuruz, sen de konuşursun ama asla ittifak kurmaz. Sen şimdi inanmıyorsun ya. Evet. Bak sana delillerle geliyorum. İzle ve gör. Mirman abla, dün terasada Aysun'u telefonla konuşurken duydum. Arkadaşınla konuşuyordu. Nurtenler 30 tane bilezik aldı ya. Evet. Ondan sonra onun 10 tanesini Nurten Hanım zorla almış. Aa. O 10 tane bileziği, bunların kebap salonları var ya. Evet. Kurye için motor alacaklarmış. Aa. Diyorlar ya, biz gelin kayınvalide çok iyiyiz, çok güzel geçiniyoruz diye söylüyorlar ya ekranlara. Ben ona inanmıyorum. İnanmıyorum. Ay çok şaşırdım. Abla. İnanır mısın? O kadar şaşırdım ki. Yani Aysun hanım gelin, zarif gelin deniliyor ya, hiç öyle alakası yok. Hiç dışarıda çok farklı. Nurten Hanım da ekranlara oynuyor gelini için. Ya sen biliyor musun? Sen böyle konuşuyorsun ama hani ben de konuşma, etrafta kameralar var. Olsun. O dün sizi Yağnur'la gördüğünde ne dedi? İfşa edeceğim sizi dedi. Ama biz Yağmur'da bir şey konuşmadık tamam, ki. Tamam, ben de burada şey duyduğumu söylüyorum. Aysun, Nurten Hanım'dan habersiz, çorap bile giyinemez. Doğru söylüyorsun, ben de hissettim onu. Alışveriş bile yapamaz. Ondan habersiz, konuşamaz bile. Kayınvalidesinden korkuyor Aysun. Bir görsen dün avaz avaz bağırıyordu. Ben Aysun'u böyle yani ekranlarda farklı, orada tanıyamadım ya. Ben bu olayı söyleyeceğim bugün yayında. İttifak mı kurmuş Aysun? Çok i̇ttifak pardon da kurmuş? İttifak kurmuş. Neriman teyze orada, ben Yağmur'la hiçbir şey konuşmadım ki derken bile yine doğruları konuşmuyor. Ayrıca olmayan bir şeyi lütfen ve lütfen rica ediyorum benim üstüme yapıştırmaya çalışmayın. Nasıl olmayan bir
yakışmaz. Sana söylüyorum. Neden bunu kayınvalidene aynen bu şekilde ilet. Hayatım, artık beni yakamdan düşün. Kaybediyorsunuz diye kime ne çamur atacağınızı şaşırdınız. Lütfen hayatım, artık kendinize gelin. Hayatım, biz kimseye burada çamur atmıyoruz. Araçta hep birlikte gidiyorduk. Bu konu oldu, sen de çok iyi biliyorsun. Arkadaşınla konuşuyordun. Olmadı mı? Doğruları konuşuyor musun? Olmadı mı bu konu? Oldu mu Yağmur? Böyle bir şey oldu mu Yağmur? Koskoca kayınvalidem. Oldu mu böyle bir şey? Benim kayınvalidem, koskoca kayınvalidem o zaman yalan söylüyor değil mi? Nilgün Hanım, bunları nereden çıkarıyorsunuz? Ben? Sizin gelininizi... Ben anlatayım. Tanıtın var mı? Bak... Neriman Hanım da bunu yapıyor. Afaki şeyleri atıp atıp insanları suçlamayın. Siz benim o gün konuşurken tanıtım var mıydı? Yok. İfşa edeceğim diye. Vardı, kendisi kabul etti. Dedik evet konuşuyorduk. Yağmur da dedi ya. Ki o kazansın, o kazansın. Aynısın. Ya balkonda, kendisi balkonda dedi ya. Gördüm. Onun arkası dönüktü bana. İşte siz beni görmedi bile. Ama beni bitirin. Görmedi bile. Siz diyorsunuz ya Nurten Hanım dinliyor. İşte siz bunu yapıyorsunuz. Bu bir kanıtı. Ben bunu, dışarıda otururken... Bunun telefonla görüştüğünüzü kanıtladınız. Görüntülerle ifşa ettiniz. Ama benim görüntüm nerede? O zaman akıllısınız yarın ya. Yarın çekeyim o zaman. O zaman çekersin. Çıkarsaydınız görüntüyü getirseydiniz buraya. Siz her yer kameralı. Onun çekmesi. Her yer kameralı, getirseydiniz ben görüntüyü. Ben yokum, bu Aysun'un telefonunu dinlemiş. Neriman, Neriman Hanım anlamıyor musun? Balkonda diyor. Sana ne Aysun'la konuşmuşurken. Ben Aysun'la konuşmuş. Barın barın bağırıyor gelinin. Gelinime olmadık şeyler hakkında ithamda bulunamazsınız. Bana bulunamazsınız. Ya, benim restoranın kapısında 5 tane motoru var zaten. Kaldı ki yapılmış bile olsa varsayım olarak konuşuyorum. Hala yok kime diyorsun ne? Ya. Kime hala ne? Daha yok para diyorsun benim para. Ya. Kayınvalide benim kayınvalidem. Kebap dükkanı bizim dükkanımız. İster motor alırım, ister dükkanı satarım, ister yeni dükkan alırım. Para benim, anne benim, dükkan benim. Kime ne? Size benim paramdan, size ne benim annemle konuştuğum konudan. Ya sana olmayan şeyleri olmuş bak, gibi söyleyeyim. Ben burada kimsenin parasına bakmadım. Sizin paranız kadar ben de burada para kazanmışlığım yani. Var. Gayet de güzel para kazandım ben burada. Helal olsun. Ne diyeyim, Allah daha çok versin. Benim çenemi beni yormadım. Bana ne senin parandan? Sen diyorsun ya. Bana ne senin parandan? Benim param senin çeneni yorar diyorsun ya. Yani Neriman Hanım, size de ben hayretler içerisindeyim ama artık gerçi şaşırmıyorum. Bunca olanları olmayan şeyleri anlattı ya. Benim gelinim benim korkumdan çorap bile giyemiyor mu? Gelininiz sizin haberiniz olmadan çorap bile almaya gidemez dedim. Ay, bak yanlış sesini anlamışsın orayı. Ama evet haber veriyor. Yanlış anneciğim, anlamışsın. Gel bugün alışverişe gidelim diyor, doğru. Ama senin gelinin, sen dedin ya Ayten sormaz, danışmaz, gider, kendi alır. Evet kendi alır. Kendi ama alır. Benim gelinim gider alır. Final elbisesini bile gitti kendisi aldı. Ben fotoğraf attı bana. Ama anneciğim gel bugün bir alışverişe gidelim der. Doğru haklısın. Ama bunu korkusundan yapmaz. Benden keyif aldığı için yapar. Zevklerimiz çok uyuştuğu için yapar Neriman Hanımcığım. Evet ben işçiyim. Annem de patron içe. İyi ki de var. Başımın tacıdır. Bitti. Hadi bir cümle daha söyleyin bunun üstüne. Ne söyleyeceğiz? İstediğiniz mi aldığınızı ve istediğinizi verebildim mi size? Biz de kayınvalidelerimizi başımıza göğümüze çıkartıyoruz. Ama biz